aday adaya bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 10 yıl önce insan deyip yola çıkmıştı. O süreçten bu yana çok dereden sular geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Ama dereden sular geçti. Değiştir. Köprünün altından çok sular aktı. Şimdi bu seçimde bıraktığımız yerden daha kuvvetli, daha dinamik, eski hatalarımıza düşmeden birlik beraberliğimize, ülkenin ihtiyacı olduğu bu sürece kendi nefsi duygularımızla hareket etmeden bu yola çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah kısmet ederse pazartesiden sonra da resmi startımızı vereceğiz. Ve başbakanımızın İstanbul seçiminde dediği gibi kullandığı sloganı da kullanıyorum ben. Tamam inşallah diyorum bundan sonra. Ve sözlerde belediye başkan adayımız Ali Özkan'a İlçe yöneticisi arkadaşlarım, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkanları, kıymetli temsilcileri, AK Parti davasına gönül veren kıymetli gönüldaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri ve çok önemli değerli arkadaşlarım, aday adayı arkadaşlarım, toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Arkadaşımız sosyal paylaşım sitesindeki yaptığı bir paylaşıma temas etti. Hayırdaş, hayırdan, şerden bahsetti. İyi niyetlerle, güzel temennilerle yapılan bir paylaşımın farklı alanlara çekildiğini, farklı mecralarda değerlendirildiğini ifade etti. Ben Sayın Başkanımıza hem yaptığı güzel konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum ve hepimiz adına, AK Partili kadrolar adına diyoruz ki Allah bize Karacabey'de, Karacabeylilere hizmet etmeyi nasip ederse biz hayra motor olacağız, şerre fren olacağız. Biz zorlaştırmayacağız, zorlaştıracağız, korkutmayacağız, müjdeleyeceğiz. Allah nasip ederse Allah'ın izniyle hayır nerede varsa biz orada olacağız. Karacabeyli hemşerilerimizin hizmetine bu duygu ve düşüncelerle hep beraber koşacağız diyorum. Değerli arkadaşlar, dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor. Dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. Ama dünü de kısaca bir değerlendirmek lazım. Değerli arkadaşlar, bir süreç yaşadık. Aday adaylığı süreci. 9 tane birbirinden kaliteli, birbirinden değerli güzide arkadaşımız AK Parti'de Karacabeyli hemşerilerine hizmet etmek gayesiyle halisane niyetlerle aday adayı oldular. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir aday adaylığı süreci geçirdik. Medeni bir şekilde herkes kendini ifade etmeye çalıştı. Karacabeyli seçmenlere, hemşerilerimize ulaşmaya çalıştı. Ama bildiğimiz gibi 9 kişiden 1 kişi seçilecekti. Şimdi hepinize burada desek ki bu 9 kişiden 1 kişi seçin. Eğer o 9 kişinin içinde kendiniz varsa, ben de dahil olmak üzere kendimizi seçeriz. İnsanın fıtratında, tabiatında bu vardır, yaratılışında bu vardır. Ama kendisini bir kenara aldığımızda desek ki 8 kişi arasından bir kişi seçin. Mesela bana deseler sen yoksun, bu arkadaşlardan 8 kişi seçin. Yani kusura bakmayın derim, yani bana müsaade edin, ben gideyim, ben bu işi yapamam derim. Çünkü yani hepsi çok değerli arkadaşlarımız, hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Yani o 8 kişi arasından inanın ben bir seçimde bulunamam. Dolayısıyla genel merkezde olan arkadaşların da bu açıdan bakıldığında işleri çok zor. Ben başkanıma ikili muhabbette söyledim. Dedim hani var ya bu insanın imanını ölçmeye bir imanometre yok. Dedi ki kullanma o kelimeyi, sıkıntı olabilir. Yani bir insanın nasıl imanını ölçmeye imanometre yoksa, onu tespit etmeye bir ölçü yoksa,
biz tabii ki zahire göre hükmederiz. Belediye başkan adayını da belirlerken, yani şu şöyledir, bu böyledir diyebileceğimiz bir kriter yok. Ama bir şekilde belli bazı kriterlere göre bu seçimin yapılması gerekiyor. Harmancık'ta 15 tane, Karacabey'de 9 tane, Osman Gazi'de 5 tane, değişik ilçelerde 17 tane ilçede çeşitli sayılardaki insanlardan 150 kişi arasından 17 tane aday seçmek durumundalar. Bu seçimlere yönelik de bu aday belirleme sürecinde genel merkezimiz, parti büyüklerimiz Karacabey için bizim ismimizde karar kıldılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımız olduğu gibi biz de halisane bir niyetle bu yola çıktık. Karacabey'e hizmet etme sevdasıyla yola çıktık. Niyet hayır, akıbet hayır dedik. Dolayısıyla bu şekilde tecelli etti. Arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bugün bizde bizi yalnız bırakmadılar. Hep beraber olduk. Bu Karacabey'de AK Parti'nin ne kadar güçlü olduğunu, temellerinin ne kadar sağlam atıldığını ve önümüzdeki seçim sürecinin diğer partiler